Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayatın bizi bunalttığı zamanlarda, düşmanlarımızın bizi taşladığı mevsimlerde, işlerimizin iyi gitmediği zamanlarda, ailemizin huzurunun dağıldığı günlerde, bir ağacın altına çekilip sen benden razı ol, benim bir derdim yok Allah'ım diyemedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğumuzu ispat edemiyoruz demektir. Sen benden razı ol, benim bir derdim yok Allah'ım. Çocuk büyütürken, iş idare ederken, ticaret noktamızı yürütürken, insanlara hizmet ederken, insanlardan hizmet beklerken, hiçbirimizin unutmaması gereken Şuara suresinde Allahu Teala'nın Firavun tarafından kovalanan Musa aleyhisselam ve kavmi İsrail oğulları ile ilgili çok dikkatimizde olması gereken bir örnek var. Kur'an-ı Kerim o sahneyi bize tasvir ederken önde bunlar Kızıldeniz'e doğru gidiyorlar. Arkadan yüz binlerce büyük bir kalabalık orduyla Firavun geliyor. Kale ashabu Musa inna lemudrakun. İşte yakalandık şimdi. İşte şimdi yakalandık. Başımıza sen bu belayı açtın dediler hemen Musa aleyhisselama. Yakalandık şimdi. Önümüz deniz, arkamız Firavun'un kalabalık ordusu. Biz helak olduk diyenlere verdiği cevap, Kur'an-ı Kerim'in bunaldığını zanneden, hayatın onu ezdiğini zanneden, çocuklarına söz dinletemediğini zanneden, fakir kaldığını, iş bulamadığını zanneden, bu sene yağmur yağmadığı için tarlanın mahsul vermeyeceğini zanneden, gelecekte ekonomik krizler olacak diye endişelenen ama Allah'a iman ettiğini de söyleyen bütün müminlere kıyamete kadar hayata nasıl bakmaları gerektiğini anlatan Musa aleyhisselam'dan iktibas edilmiş şu sözü Allah Kur'an'ına koyuyor. Kale kella kella, asla asla böyle değil. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Ben Allah'la beraberim, o bana bir çare gönderir. Ben Rabbimle beraberim. İnne ma'ya rabbi seyehdin. Ben Allah'la beraberim, o bana bir çare gönderir. Ben Rabbimle beraberim. Allah bana yeter diye haykıran büyük örneklerden biri de Eyyub aleyhisselam'dır. Senelerce hasta yatağında kıvrandığı halde hanımı dışındaki bütün akrabaları ve çevresi onu terk edip gittikleri halde, Rabbim şu halimi görüyorsun ve sen Erhamur Rahimin'sin. Sen Erhamur Rahimin'sin. Benim bana olan acımamdan fazla sen bana acıyorsun. Halim de budur. Estecebna leh. Eyyub'un yalvarışına cevabımızı verdik, Allah buyuruyor. Rabbim şu halimi görüyorsun ve sen Erhamur Rahimin'sin. Sen Erhamur Rahimin'sin. Eyyub'un yalvarışına cevabımızı verdik, Allah buyuruyor. Bak işten atıldın namaz kıldığın için diyor. Bak tesettüre büründürdüğün için kızın evde kalacak diyor. Bak akraban seni yok sayıyor diyor. Bak yalnızsın. Bak kimse yok. Bak tek kaldın bu kıtada diyor. Dün
Ötlek İsrailoğulları, dönek İsrailoğulları böyle diyordu. Bugün senin akrabaların, senin yakınındakiler, yeri gelecek eşin, yeri gelecek baban, yeri gelecek enişten, kuzenin, yapma, yalnız kalırsın, kimse seninle olmaz, sigortan olmaz diyecek. İman odur ki, hayır, hayır, ben Allah'la beraberim, asla yalnız değilim. Gün doğmadan Allah bana bin çare doğurur, üretir, merak etmeyin diyebildiğin zaman, ihlas ile Kızıldeniz'den büyük değil ya senin sorunların. Neden yol olmasın ki her şey sana? Neden yol olmasın ki her şey sana? 7-8 yaşında bir çocuk İbni Abbas, kendisi de 60-61 yaşlarında bir ihtiyar, devesinin arkasına koymuş İbni Abbas'ı, bakın ne diyor: yavrum, sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun diyor. Yavrum, keyfin yerindeyken Allah'ı hatırla ki keyfin bozulunca Allah da seni hatırlasın. Yavrum, unutma, bütün insanlık sana bir iyilik yapmak için toplansalar, kaderinde yazmadıysa Allah, onu sana yapamazlar. Ve unutma yavrum, bütün insanlık sana zarar vermek için, komplo kurmak için birleşseler, Allah'ın yazmadığını senin başına getiremezler. Bunun Türkçesi nedir güzel kardeşlerim? Sen benim ümmetimden birisin. Bütün insanlığı karşına almaya hazır ol, çünkü sen Allah'la berabersin. Sen benim ümmetimden birisin. Sen benim ümmetimden birisin. Bütün insanlığı karşına almaya hazır ol, çünkü sen Allah'la bütün berabersin. Bütün insanlığı karşına almaya hazır ol, çünkü sen Allah'la berabersin. Ya eyyühen nebi, ey peygamber. Ya eyyühen nebi, ey peygamber. Hasbukallah. Hasbukallah. Allah sana yeter. Allah sana yeter. Ve men ittaba'aka minel mu'minin. Ve men ittaba'aka minel mu'minin. Senin peşinden giden müminlere de Allah yeter. Allah yeter. Allah yeter. O zamanki Taif'ten dönerkenki teslimiyete, daha sonra Medine'de inen Enfal suresinin ayeti cevap verdi. Allah sana yeter ey peygamber. Allah sana yeter ey peygamber. Yetti de nitekim. Yetti de nitekim. Allah Musa'ya yetti. Allah Musa'ya yetti. Eyyub'e yetti. Eyyub'e yetti. İbrahim'e yetti. İbrahim'e yetti. Nuh'a yetti. Nuh'a yetti. Bütün dostlarına yetti de İstanbul'un göbeğinde, Erzurum'un köyünde bir mümin kuluna mı yetmeyecek? Bir mümin kuluna mı yetmeyecek? İbrahim ateşin alevlerini gördüğünde hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, benim vekilim Allah'tır dedi. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu teslimiyetin bedeli Allah ile beraber olmaktır. Yalnızlıktan, fakirlikten, tehditten korkmamaktır. Velhamdülillahi rabbil alemin.